Evet arkadaşlar, Kısadan Film'desiniz. Kısa filmle ilgili konuşacağız. Neden kısa film? Çünkü hayat kısa. Yaşadığın her anı dolu dolu yaşa. Kısadan Film. Kısa film gönüllülük işi mi yoksa sektör işi mi? Sorunun cevabına geçmeden önce biraz konuşalım. Kelimenin sözlük anlamına bakalım. Sektör nedir? TDK'da aynı işi yapan topluluk. Daha geniş anlamında ise işletmelerin bir ürün ya da hizmet paylaştığı ekonomik bir alan, ortak çalışma özelliklerini paylaşan bir endüstri veya pazar olarak da algılanabilir. Yani bir ürün var, bir ekonomi var ve bu ürünün satıldığı bir de pazar var. Dünyada bunun örneklerini görebiliriz. Ama ülkemizde kısa filmin bir ekonomi geliri veya pazar oluşturduğunu ben görmedim. Biz hala ürün kısmında kalmışız. Yani çok güzel kısa filmlerimiz var, çok güzel yönetmenlerimiz var. Fakat bu ürünlerin bir ekonomik değer kazandığı, bir pazar haline geldiği bir sektörümüz henüz yok. Kısa kes! Peki gönüllülük nedir? TDK'ya başvuruyoruz. Gönüllü olma durumu. Daha geniş anlamında ise içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişi. Şöyle bir baktığımızda evet, kısa film yapmamız için kimse bizi zorlamıyor. Kısmen gönüllü olarak yaptığımız bir şey. Fakat kısa film yapan bir yönetmen hiçbir karşılık beklemeden mi yapıyor? Elbette ki hayır. Festivallerden, yarışmalardan bir derece elde edebilmek, adını duyurabilmek için yapıyor. Peki burada bir beklenti ya da karşılık yok mu? Var. Kısa keser misin lütfen? Yani ne sektör olabilmişiz ne de gönüllülük alabilmişiz. İkisinin arasında bir yerdeyiz. Peki buradan nasıl çıkabiliriz? Bence girişimci yetenekleri olan insanlar bu konu üzerinde kafa yorup güzel yatırımlar yapabilir. Peki sektör olması bizi daha kaliteli mi yapar? İşte orası tartışılır. Bunu da başka bir video konusu olarak konuşabiliriz. Şimdi film önerisi gelsin. Babacım kısa kes. Filmimizin adı Kısmet Dinir. Hazır Kasım ayına da girmişken aşk filmi izlemeden olmaz. Size aşkı en güzel anlatan kısa filmlerden birini öneriyorum. Aşksız hayat düşünemiyorum diyenlerdensiniz, mutlaka izlemelisiniz. Filmimiz genç bir garson kızın aşık olduğu adamın dikkatini çekebilmek için nasıl çabaladığını ve bu çabasının da kendisi gibi saf ve temiz bir karşılık bulduğunu anlatan enfes bir film. Aşksız Kasım olmaz, Kasımsız da aşk olmaz. Çünkü Kasım'da aşk başkadır. Demişken uzun metraj filmi de önermiş olalım. Filmimizin adı Dünden Kalan. Şimdi bildiğiniz ne varsa unutun. Acılarınızı, sevinçlerinizi, anılarınızı ve hatta çocuklarınızı da unutun. Sizi siz yapan ne varsa hepsini unutun. Bu filmi de izleyin, sonra izlediğinizi de unutun. O zaman yaşamanın ne anlamı var? Değil mi? Birinin anlamını yitirdiği hayattan bir başkası anlam çıkarıyor. Film tam da bize burada unuttuğumuz bazı değerleri hatırlatıyor. Toplum olarak günlük hayatın koşuşturmacasında hepimiz birer Alzheimer adayı olarak dolaşıyoruz ve insan olmanın ne demek olduğunu unutuyoruz. Bu cümlenin altına da imzamı atarım. Hadi iyi seyirler. Abi bir kısa kes ya. Filmle izleyiciye bir duygu aktarmaya çalışıyoruz aslında. O yüzden sadece film çekmekle kalmayalım. Şiir okuyalım mesela. Şiir duygu aktarımı da muazzam bir araçtır. Bize duygularımızı ifade edebilme yolları gösterir. O zaman sizlere şair arkadaşım İbrahim Kaba Haliloğlu'nun şiirinden kısa bir kesit okuyacağım. Şiir uzun ama ben kısa keseceğim çünkü formatımız bu. Şimdi birazdan gelir kısa kes diye. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bak ağlayacağım kısa kes. Biliyorum bilmiyorsun. Ey kibrini Kabil'den, aşkını Cibril'den almış olan. Cihan zeyde çalan gözlerim seni arar. Biliyorum, bilmiyorsun. Sana bakıyorum, mihrabında miraca çıkarıyor gözlerin. Halbuki hiçbir kitapta yazmıyor gözlerin. Din imanı yok seni sevmenin. Biliyorum, bilmiyorsun. Bir hecede kaç şiir yatar? Kaç şiir yazar bir gecede bir yazar? Kaç ömür sığar gözlerine? Oku, ilk emir gibi, ilk adın gibi aramızda ne varsa bak gözlerime. Oku ve söyle. Biliyorum, bilmiyorsun. Nefesim tenine, ruhum fikrine mapus. Kaç şehirde doğar güneş, kaç mum söner, kaç kitap iner sensizliğe ve sessizliğe ve hissizliğe. Kaç ilah sığar.